Gel. Ulan rüzgar. Ulan rüzgar. Ne oldu oğlum? Ne? Ne oldu oğlum? Ölme mi güldü? Ya ne var? Yani akşam daha önce bir kopmuştu zaten. Bir ufak. Ama arabaya zarar yoktu. Sonra sabah ben kendim seyrederken bir çığ daha koptu. Bir takla attı ve indirdi düze. Sonra biraz daha sonra bir daha çırp kopunca aldı indirdi buraya şimdi işte. Siz o anları gördünüz mü? Biz seyrediyordum ya ikisini de. İkisini de seyrediyordum. Yapacak bir şey yok, ne yapalım. Sıkıntı yok. Yapacak da bir şey yok. Yani önemli olan can kaybı oldu. Can kaybımız yok. Tabii zarar ziyan elbette var. Allah vatandan korusun. Bu şiddetli sağanaktan da bir bahsedin bize isterseniz. Ne kadar yağdı, nasıl yağdı? Çok yağdı. Çok yağdı. Zaten gece bir iki saat kadar uyudum. Akşam geç yattım. Tahmin ediyordum buranın kopacağını ama alıp yani inip de almaya eşim bırakmadı. İnme dedi ne olursa olsun. Abimi aradım. O da cevap vermedi. Alsın diye. Ya sonuçta gelmiş bir şey, olmuş bir şey, yapacak bir şey yok. Bir de evimizin öbür tarafı da, arka tarafı da çok kötü. Buradan çok daha büyük orası. İşte o diğer aşağı evi de götüren, uçuran şey, çığ öbür tarafta esas. Burası da sadece arabaya zarar verdi, bir de araziye zarar verdi. Öbürü işte, öbür arka taraf evi götürdü. Ali abinin evini. İşte o yan taraftaki evin içini sel, su, moloz neyse bastı. Böyle bir şeyler işte. Bakalım inşallah bundan sonra bir şey olmaz. Bu devam ediyor mu? He? Devam ediyor abi. Ufak ufak gelir. Tamam. Dayak topu gelir. Yaz bakalım. Oraya düşünmeyecek. Oraya düşünmeyecek. Oraya düşünmeyecek. Oraya düşünmeyecek. Ya gece sabah saat 5.30 sıralarında bu dağ komple koptu. Evimize vurdu işte ve canımızı zor kurtardı geldi. Evin içinde miydin sen? Evet. Nasıl çıktın dışarı? Pencereden yeğenim Habib Çomurcu merdiveni koydu, çıkardı işte bizi. Yani yapılacak işte Cenab-ı Allah takdir etseydi yani canımızı kurtarmışız yani. Buradan mı çıktın? Burada oturuyorum ben. Bu ev benim, Medine Çomurcu'nun ev. Kaçta oldu olay? 5.30 sıralarında. Sabah. Evet sabah. Birden bastı yani. Birden. Namazda kalkıp sen fark ettin mi yoksa nasıl? Hayır ben şimdi gürültüyle atladım yukarıya. Namazı kılmıştım. Dedim biraz daha uzanayım dedim ki baktım ki bir gürültü. Ben bildim ki yok gürledi. Pencere açınca dünya gitmiş yani. Burada kaynamış gitmiş. Eve vurmuş yani. Kimle beraber çıktınız? Kim vardı senin? Hanımıyla beraber yani merdiven aşağı beni kurtardı. Yeğenim haber çomurcu. Sen tek miydin evde? Hanımıyla beraber. Medine Çomurcu ile. Evet. Sağ ol, Allah razı olsun kardeşim. Şu üst aşağısı komple geldi de baksana abi. Ta otoya kadar da giriyor ya. Bayağı yani çok kötü sıkıntı var. Öbür tarafta da var tabii. Bir tane taksi gitmiş. Taksi var değil mi orada? Gidiyor ya. Ay, çok güzel. Bu da şey gibi. Bunlar biraz bilmiyorum.
Gel parça su var şimdi. Şimdi kanı çekeceğim de gelin birer tane. Adam yazdım. O aşağı doğru toprak var, oradan aşağı gelsen doğru. Buraya. Sabahleyin namaza kalktım, süperde bir yağmur vardı. Yattım saat 5-5.30'da veya 5 içeri geçe, o arada bir ses duydum. Kalktım ki evin arkası, şurası indi. Arkada bizim bir şey var, nalya deriz yani, malzeme yeri. Ona vurdu, cek çıkalı bir ses var, atladım, attım kendimi yine. Baktım ki ikinci koptu, buraya vurdu, kardeşimin arabasına. O ara kalktım yukarı, çoluk çoluk, ne yapacağım diye şaşırdım şimdi. Muhtarı aradım. Tamam dedi, geliyorum. Jandarma aradım. Evde kaç kişi var diye soruyor bana. Ya dedim, kaldık iki çağın arasına. Çoluk çocuk evde. 15-20 kişi var. Ne yapacağım yani, kaç kişi var diye niye soruyorsun bana? Ben de bilgiyi verdim. O arada bu arkadaş, bu komşunun evi arkası geldi. Usta şey yavaşça geldi, işte girdi. Yani az bir şeyden kalsa evi götürecekti. Dondum bu tarafa, baktım ikinci kez geldi burası. Öyle kardeşimi kaldırdım, bu tek hocaya kaldırdım kardeşimi. Arabalara indirdik, oraya çıkar, kendi imkanlarımızdan çıkardık yani. Arabalar, kendi iki tane üstüne araba vardı burada. Kendi imkanlarımızdan çıkardık oraya. Evin üzeri görüyorsunuz, gördünüz zaten, çektiniz. Geçme imkansız. Yani beton üzeri dolu, evin üzeri dolu. Vurmuş evin çattı şeye, çattı tarafına. Toprak. Can kaybı yok şükür Allah'a. Can kaybı yok, bir tane yatalak hastamız da komşum. Kendi imkanlarımızla harekler mekler ve suları açıyoruz işte şu anda. Evet, tamam. Ya şimdi biz şurada şeydeyiz. Aşıklar Köyü Melik Hoca Mahallesi'ndeyiz. Burada şey var. Odabaşlar Mahallesi var. Burada 3 tane. Tamam, şimdi oradayım ben şu anda. Zaten benim evim de yan tarafı burası. Ha evet.